40 kişiden herkese iyi akşamlar. Yine pazartesi akşamı yine İF'teyiz. Bu akşamki konuklarımız Ankara sabahlarına yıllardır eşlik eden, sabahları çekinilir kılan modern sabahların triyosu Ege, Fahir ve Oktay. Ama böyle sıralama yapınca şimdi öyle bir şey oldu ki bu durumda bu adam Oktay Fahir yerine gelmiş oldu. Hemen yer değiştirdin abi. Tamam abi. Şimdi her zamanki gibi internetten izleyen arkadaşlar yayına sorularıyla katılabilirler. Onun için ya Twitter'da 40 kişi hashtagini kullanabilirsiniz ya da chat ekranından bize sorularınızı iletebilirsiniz. Ben de elimden geldiğinde sormaya çalışacağım. Şimdi ben bu akşam biraz gerginim aslında. Bu duyuru hiç çıktı. Gerilecek bir şey yok. Biz bugüne kadar pek çok yere konuk olduk. İşte, hiç kimseyi gelmeden oradan paramızı aldıktan sonra sıkıntı çıkarmadan uzaklaştık. Duyuruyu çıktığımızdan beri Facebook'ta falan herkes şey dedi. Bu adamlar seni yer dediler. Dediğim gibi paramızı aldıktan sonra adam yiyor musun? Ben diyetteyim zaten. Beni kastetmişlerdir. O yüzden rahat olabilirsinlerden. Tamam o zaman. Biraz yavaş yavaş rahat edelim. Ama aşk olsun hiç öyle bir şey. Yani böyle çete gibi bir görüntünüz mü? Biz seninle tanışmış mıydık daha önce? Zannetmiyorum. Yani yüz yüze böyle bir öyle bir şey yok değil mi? Yok. Tamamen şey mi? Bizim hakkımızda duyduklarından ibaret senin kafan. Dinleyici olarak. Ha, dinleyici olarak biliyorsun bizi. Herhalde izleyenler, dinleyenler için bir çete görüntünüz var böyle. Evet. Aralarını üç kişinin öyle biraz da eskiden iriydik, daha iriydik de. Oktay son 20 kiloyu verdikten sonra eski şeyimiz yok maalesef. Şimdi o zaman ben başlayayım yavaş yavaş. İnternetten sorular geldikçe de onların üstünden devam ederiz. Böyle klasik hikaye nasıl başladı deyip buraları hızlı geçelim de böyle giriş şeyi olsun. Kaç yıl oldu? Hangi hikaye? İşte bu modern sabahlar modern hikayesi. Modern sabahlar hikayesi 15. yılına girdi. Biz radyoda zaten tanışıyorduk ama hiç beraber iş yapmıyorduk. Sonra ben gece programı yapıyordum. Uzun zaman gece kuşağındaydım. Sabah kuşağında bir şeyler yapalım dedik. Ondan sonra o zamanla Fahir'e şey dedim. O zaten Fahir sabahları yapıyordu da senle beraber yapalım. Sen de esprili haberler sun falan filan dedim. Ondan sonra işte başladık böyle biraz espriler şakalar. Fahir hem programda haber sunuyordu hem de ara ara böyle işte sohbetleri falan skeçleri yapıyordu. Sonra böyle bir anlamsız bir şey oldu yani cıvık cıvık diye konuştuktan sonra ciddi ciddi haber sunması bir garip oldu. Biz sizin yanınıza bir haberci verelim falan dediler. Oktay geldi işte birkaç ay sonra. Ondan sonra Oktay böyle haberleri sundu. Sonra o editli sohbeti biraz daha neşeli olduğundan Oktay da ona katıldı. Sonra son bir haberci veriyoruz. Onu da suratınıza benzetmeyin dediler. Biz de öyle yapmadık. Üçümüz kaldık sadece. Öyle de devam etti sonra. Hiç bu kadar uzun devam edeceğini de düşünmüyorduk işin doğrusu. Biraz takılıp sonra daha makul bir saatte devam ederiz derken. Böyle gitti. İşte 15. yılına girdim. Sizin bu konuda söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? 15 değil de 16 yıl falan. Haberci kalsaydım diyor musunuz? Valla aslında hakikaten öyle. Ben 3 yıl falan ilk şeyim öyleydi. Yani haberci olarak devam ettim. Oktay'ın da menşei habercidir yani aslında. Haberci kalsaydık belki çok daha başka noktalara gelirdik diye düşünüyorum. Şimdi bir haberci ismi vereyim dedim. Yani de çok fazla... Mesela Fatih yok. Altaylı. Mesela çok... Çok güzel Fatih Altaylı olurdu Fahir. Vallahi. Alo Fahir diyor artık yani çok güzel. Rahat ederdim. 15 yıl oldu dediniz de böyle makul saat değil tabii sizin için. Biz onu makulleştirdik. Şimdi bizim programımız 7'de başlıyor kağıt üstünde. Oraya çok geleceğiz. Uzun yıllar boyunca işte 7-8 yıl 6.30'da kalktık. 6'da kalktık. Koşa koşa programa geldik. Sonra benim kızım doğdu. Bundan 7 buçuk yıl önce. Ben dedim ki işte çocuk falan sabahları biraz şey oluyor. Siz başlayın. Onlar da yok abi sensiz hiç çekilmiyor falan dediler. Yavaş yavaş onu biz 8.30'a çektik. Sonra bu da olmuyor diye 8'e çektik. Şimdi de 8 makul bir saat gibi geliyor herkese herhalde. İnsan gibi yaşayan herkes 8'de dinlesin. Daha 7'de de radyo dinleyecek hali yok kimsenin. Ya o telaşı içinde program kaynayıp öyle, gidiyordu yani. Biz öyle düşünmek istiyoruz. Aslında vardır 7'de de radyo dinleyecek hali de. Biz işte 8'de başladığımız için kimse zaten 7'de radyo dinleyecek hali yok abi diye. Onu çok güzel bir şekilde 8'e 8.30'a çektik. İşte ama... Ya bir ara 9'a çektik. Ondan pek randıman alamadık. O tam şey vermiyordu, tat vermiyordu.
Böyle bayağı eleştiri var herhalde değil mi? Evet, ağır eleştiri, eleştiri değil ya, küfre var. Girer yani. Laf sokmalar. Hakkımız mı? Ne laf sokması bulsalar şey yapacak, şiddet göstereceklerdi bize. Şey ama haklılar yani, işte o konuda biz şey yapmıyoruz. Biraz hani dışarıdan bakınca böyle sanki mahcubiyete alınmış insanlar gibi duruyor olabiliriz. Aramızda mahcubiyete alınmış tek insan var, Ege. Bütün şeyleri almıştır. Utanması olmayan adam olarak geçer ama biz... Böyle bir özelliğim var, evet. Ya bizde bir mahcubiyet oluyor hakikaten. Çok üzülüyoruz sonra. Bir de o özellik şey, yani hani biz sen de utanmaz adamsın falan demedik. Kendi kendine belirlediği bir özellik. Sonra biz de faaliyle göz göze gelip evet abi bu adamın... Abi ön plana çıkartabiliyor yani gayet rahat o konuda. Bunu bir özellikmiş gibi ki bir özellik bence. Öyle bir şey. Teşekkür ederim. Bir kere daha tebrik ederim herkesin huzurunda. Bizim dinleyicilerimizle hakikaten samimi bir ilişkimiz oldu bu 15 yıl içinde. En değer verdiğimiz kısmı da yaptığımız işin o. Yani yaptığımız işin işte kalitesi falan filan, inişleri çıkışları olan şeyler. Her gün canlı yapılan bir şey. Canlı derken tamamen canlı, yani hiçbir hazırlığı olmadan doğaçlama yapılan bir şey. İnişleri çıkışları olması zaten beklenir ama kaybetmediğimiz ve sonuna kadar da sahip çıkmaya çalıştığımız tek şey dinleyicilerle kurduğumuz samimi ilişki. O samimiyet de hani onlarla konuşurken ki samimiyet değil, tam anlamıyla gerçek halimizde karşılarına çıkıyoruz. Yalan yok. Kötü olduğu zaman onlardan daha kötü hissederek ayrılıyoruz stüdyodan. İyi olduğu zaman hep birlikte eğleniyoruz falan gibi bir şey. Onu verdiği zaten bir mahcubiyet var. Kötü bir şey yaptığımızda o samimiyete istinaden üzülüyoruz. Programa geç gittiğimizde de ne eşek adamız falan filan diyerek, ama bunu da işte aileden birine bir terbiyesizlik mi diyelim, saygısızlık yaptığında ne kadar üzülürsen ve ne kadar bağışlanacağını bilirsen, biz de dinleyicilerimizle aynı şekilde bir ilişki olduğunu düşünerek yapıyoruz bunları. Şimdi bu üçün çeşitli kombinasyonlarıyla... Üçün ikili kombinasyonları var. Tabii var. Çünkü zaten o internet yayını olduğundan... Çok sıkıntımız yok. Yok. Ya erotik konuşabiliyoruz. Kanepede varken biz bütün kombinasyonları gösterelim. Şimdi bir tane ama şu... Ama en zevklisi üçün üçlüsü. Bir tane elma verirseniz o şey domuzluğu yapalım. Böyle mesela bazen ben böyle duruyorum. Fahir önde, Oktay arkada oluyor. Onlar birbirlerine havuç yediriyorlar. Ben ağzımda elma ile sallıyorum falan. Kayınvalidem falan. Kayınvalidem doğru. İnternet başında bütün gece. Fahir yok, Fahir. Nerede internet? Ben sadece evet, benim kayınvalidem biliyor. Seninki dinliyor muyum? Fahir hep en arkada duruyor. Hiç şey yapmıyor. Ve gözlerini kapatır. Evet. Ya dinleyen soru neydi biz yani? Abi, üçün iki ne kombinasyonları? Abi, kombinasyon. Farklı enerjiler oluyordur herhalde. Üçünüz aynı anda yayındayken ya da tabii farklı enerjiler oluyor haliyle yani. Bazen... Bir kere zilci aldık. O da çok randıman alamadık ama açık söylemek gerekirse. Yani, gene en iyisi dedik. Mahcubiyet oldu gene ya. Bu şeyse bizimki ne falan diye böyle bir... Hakikaten yani ezik olduğumuz bir anda. Yayıncılık anlayışından bahsediyoruz. Yani. Afro-Amerikan yayıncılık anlayışı. Şimdi bir yandan sizi eleştiriyorlar niye vaktinde başlamıyorsunuz diye de... Bir yandan da hoşlarına gidiyor. Sapıkça bir şey bizimki. Biz de onları yani böyle karşılıklı sadomazo bir ilişkimiz var. Ya podcast'ler çıktığından beri ya insanlar artık sabah izlemesem de olur diyorlar. Artık sabah izlemeyeyim, dünün yayınını bugün dinlerim. Evet. Çok mantıklı. Yani onlar da aslında biraz rahata kaçıyorlar. Vallahi tabii biz de işte sabah yapmasak olur mu acaba? Podcast sonuç olarak falan diye kendimizi kandırmaya çalıştığımız çok zaman oldu. İstatistiklere bakabiliyor musunuz? Hangisi daha çok dinleniyor? Bazen bakamıyoruz. Mansur'a bizim önde. İnternet kesik, ona bakamadık. İki puan önde diyorlar Mansur'a. Değil. Yani podcast'ten şimdi adam bir şey doğru düzgün cevap veriyor. Hayır, abi sorusunu da pas geçtik, bunu da pas geçiyoruz bu oğlum. Bu adamlara ciddi bir şey sorulmuyor yalnız. yok Erdem valla şöyle söyleyeyim. Yani. Rahat ol. Şöyle söyleyeyim, podcast'lerden galiba daha çok. Yani herhalde öyledir diye tahmin ediyorum. Valla bak. Sen soruyu anladın mı Fahir? Nereden daha çok takip ediliyor? Canlı yayında mı yoksa podcast'lerden mi? Öyle bir şey denmedi. Öyle mi? Abi, aşk olsun. Podcast. Evet abi. Ortak cevabımız. Şimdi internetten soru geliyor. Böyle klasik bir soru daha gelmiş. Aa, çok seveceğim. İsmin hikayesi nedir? Modern sabahların mı? Oktay sen anlatır mısın? Neydi ya modern sabahların? Yani. Aslında programa babamın adını koyacaktık biz. Ama babasının adı Adnan olduğu için değişik geldi yani. Garip bir program olacaktı.
O yüzden sabah programı olduğu için sabahlar kısmı zaten. Ve modernliği biz yüceltmek adına. Çünkü modern. Şimdi Rocco'nun Modern Yaşamı diye bir çizgi film vardı. Allah'tan vardı, yoksa herhangi bir açıklamamız yoktu yani. Yaşı tutanlar vardır. Yaşı tutanlar dediğim hepinizin tutuyordur da. O çizgi film varken çocuk olup onu izleyenler varsa. Ben Eşek Kadar Adam'da onu izlerken gerçi de. Orada böyle bir modern kelimesinin içinin boşluğu çok hoşumuza gitmişti bizim. Sabahların başına koyunca da bir anlamlıymış gibi görüldü. Ya daha doğrusu programımızın ilk adı Uyku Mahmuru'ydu. Bak buradan başlayalım. Ondan sonra devam ederken... Şaka mı yapıyorsunuz gerçekten? Yok yok. Bak vallahi abi doğrusu. Lütfen ben yemin ederek şey yapıyorum. Uyku Mahmuru'ydu. Ondan sonra bizim bir sponsorumuz oldu. Nescafe diye. Oh be ne güzel insanın sponsorun adını da telaffuz edebiliyor olması. Ondan sonra Nescafe sponsor olunca dediler ki çok saçma bir isminiz var. Yani Nescafe... Ürünün imajıyla uyuşmuyor dediler. Biz tabii biz kimiz ki Nescafe'nin imajını böyle bir şey yapabiliriz. Bizi çok ciddiye aldılar tahmin ediyoruz. Sonra bize uyandırma servisi diye böyle hakikaten böyle yavan bir isim verdiler. Nescafe uyandırma servisi oldu. Programın adı ya olacaktı ya da böyle hani şeyden şeye değişmeyen, sponsordan sponsora değişmeyen bir şey bulalımdı. İşte o zaman Modern Sabahlar ismi öyle yani. Alelacele. Ama Rocco'dan. Rocco'dan yani tabii. Rocco bizim pirimiz. Hep öyle. Bu Rocco da bazılarının zannettiği Rocco değil. O adamın anladığı Rocco'dan yani, bahsetmiyorum. Evet yani ben sanki şey sapıkmışım gibi çıktı burada. Zaten yani öyle bir şey koysak Johnny Sins sabahlar gibi bir şey aklımızda olurdu. Bir de şey daha vardı bizim adamımız. Neydi onun adı ya? Fatih Altay. Fatih Altay evet ya. Baba olduktan sonra cidden güzelleşmiş diye bir yorum gelmiş sana. Ay canım. Valla teşekkür ederim. 6 aylık bir bebek gördüm. 6 aylık. Ne diyorlar başka? Kötü hepsi kötü söylüyor. Şişmanlamış diyen var mı? O da ayı gibi oldu. Valla doğum kilolarını atamadım ya. İnsan eşi hamile oluyor. 10 kiloları ben alıyorum. Doğum yani. İzni kullandın mı? Doğum izni bir hafta verdi arkadaşlar sağ olsunlar. Bir hafta kullandım. Şimdi neler konuştuğumuza gelelim. Bunun skalası nereden nereye değişti 15 yılda? En uç noktaları neler oldu? Zor soru. Yemin ederek başlamamız lazım. Vallahi billahi çok samimiyetle cevap vererek başlayalım. Çok değişti ya. Program. Şimdi program şöyle başladı aslında. Programın ilk şeyinde bize bizim o zaman... Biraz bir... ciddi bir sohbet oluyor ya. Hani bileyim bilmiyorum yani böyle ciddi mi yapmamız lazım. Adım rahatsız mıyız biz? iPad'den yani sorduğu için. Ne olduğu için? iPad'den soruyor. Böyle kağıtlar olsa daha şey olurdu. Samimi olurdu. Fahir sen bacak bacak üstüne atsana bir. Tamam. Şöyle. Nasıl oldu bir değişiklik oldu? Böyle bir havası var. Sen etekle mi geldin o genç kız bacak bacak şöyle? Böyle tamam. Rahat at yani. Doğru bir de böyle bir şey var. Şey yapmak istemiyorum şimdi. Ben genç kız olayım canım. Bu çok rahat. Evet. Evet buyurun Fahir. Yok yok estağfurullah siz buyurun. Ya ben... da şöyle söyleyeyim. Şimdi ben benim dinlediklerim üzerinden. Hı. Şimdi Melik Gökçek konuşuyorsunuz. Spor konuşuyorsunuz. Norveçli bilim adamlarını konuşuyorsunuz. Başka Avrupa monarşisi üstüne geyik yapıyorsunuz. Özellikle İngiltere monarşisi. Yabancı diziler hakkında konuşuyorsunuz. Bazen spoiler veriyorsunuz. Yerli diziler hakkında konuşuyorsunuz. Benim böyle... kafamda. Tespitlerim bir anda bunlar. Tespit ettiklerim bunlar. Hani siz en çok ne hakkında konuşmaktan hoşlanıyorsunuz orada? Hani Melih Gökçek hakkında konuşmak çok hoşunuza gidiyor mu mesela? Tiksiniyoruz da. Yani konuşmaktan. Tabii konuşmaktan. O da son dönem oldu aslında. Bir politik konuşmalara başladık biz. Ona da yani onu da çok planlayarak yapmıyoruz. Hakikaten çoğu şeyi hazmedemiyoruz. Yani mutfakta daha sinirli konuşup kendi aramızda. Ondan sonra yayına girip daha usturuplu konuşmaya çalışarak konuşuyoruz ve o bir son dönemde hani dinleyicilerimizden de çok şey geliyor. Bu yönde bir değişiklik olduğu vurgusu geliyor. Onun sebebi odur. Yani son dönemki olaylar aslında. Geziyle başlayan olaylar, gezi hareketiyle başlayan olaylar. Ama onun dışında saydığın şeyler Erdem zaten hep popüler kültür diye yani tanımlayabileceğimiz şeyler. Onları konuşmaktan çok zevk alıyoruz. Yani işte Yıldız Tilbe de konuşuyoruz. Ne bileyim Türk dizileri de konuşuyoruz ama bir yabancı dizide gündem olduğu zaman o da bizim programımızda yer buluyor. Yani çok planlamıyoruz onu da.
Bir de ne konuşuluyorsa bizde de o var. Şöyle bir şey var biz. Şimdi 15 yıldır her gün görüşen adamlarız. Son yıllarda işte bir ara bir TRT Ankara Radyosu'nda da programımız vardı. Sabah 3 saat Radyo TÜ'de yayın yapıyorduk. Akşam 2 saat TRT'de yayın yapıyorduk falan. Sabahtan akşama kadar beraberdik. Ondan sonra bir de haftanın bir gününde TRT'de yine 12'den sabaha kadar yayın yapıyorduk falan. Bu kadar vakit geçiren adamlar olarak aslında aramızda çok konuştuğumuz düşünülebilir ama bu lüks telefonların çıkmasından sonra biz işte arkadaşlar olarak aramızdaki samimiyeti mikrofon başındayken yaşayıp sonra mutfağa gidip kahvelerimizi içip telefonlara bakıyoruz. O yüzden aramızda ne konuşacaksak yayında konuşuyoruz. Bazılarının da konuşacağımız bazı şeyler de çok başkasını ilgilendirmeyeceği için onları da bir iki kelime aramızda konuşuyoruz ama aramızdaki eğlenceli sohbetleri yayında yapıyoruz işin doğrusu. Yan yana geldiğimizde işte dükkanın meselelerini konuşuyoruz. Başka şeyleri falan konuşuyoruz. Biraz yayında yapamayacağımız tarzda edepsiz personel taktiklerimiz şakalar var. Evet. Personelimizle ilgili şakalar yapıyoruz nedense. O bir garip. Patronların personeli taklit ettiği tek mekandır bizim dükkanımız. Tabii ki. Hiç onların yanında yaptık mı biz? Personeli yüzüne yüzüne yapmadık değil mi? Yaptık tabii de anlamayacakları çekildim. Yapmışız onda. Ben onu yapmadım falan diyecektim ama yapmışız. Peki 15 yıl oldu. Hiç böyle anlaşmazlığa düştüğünüz şey oldu mu? Hiç yani, birbirinizle kavga ettiniz mi? Bunu niye konuşmuyoruz? Bunu da konuşalım. Bunu böyle konuşmayalım. Bunu böyle konuşalım. Program içeriğiyle ilgili. Evet. Oldu tabii de. Yani anlaşmazlık diye hadi şundan yapalım, onu şöyle yapalım falan diye yaptık. Biz bir de hepimiz birbirimizin fikrine güvendiğimiz için biri şunu yapalım dediğinde diğeri şöyle yapalım diyorsa o herhalde biraz daha çok düşünmüştür diyerek onun dediğini yaparız yani. Sonra da çirkin olursa da yıllarca onun üstüne vururuz. Mesela 18 yıl gençleştiren parfüm. Ya parfüm hakikaten benim başıma yani. Şimdi bak dedin yani bir sürü konudan konuşuyorsunuz falan diye. Bir gün TRT şeyde FM'de program yaparken böyle bir konu yok. Tamam mı? Yani hani bir şeyden bahsedeceğiz ama ne konuşalım falan filan gibi bir şey vardı. Gazetede de işte 18 yaş gençleştiren parfüm diye bir şey. Oğlum dedim niye bunu konuşmuyoruz? 18 yıl gençleştiren parfüm. Bunlar da şey yaptı. Her zaman sanki böyle çok böyle kallavi konularımız var gibi. Yok dediler ne şey yapacağız? Ya dedim abi vallahi konuşalım. Çok güzel konu. Ya yemin ediyorum falan diye. Bunlar da iyi peki madem konuşalım dediler. Abi konuştuk. Hayır öyle yapmadık. Ne? Tamam iyi tamam konuşmayalım falan dedi. Sonra şarkı bitti. Sohbete başladık. Beyler çok bir gelişme olmuş. Ne olmuş? Bir parfüm düşman 18 yaş gençleştiriyor diye. Ya neyse bokum gibi oldu. Çok affedersiniz. Ondan sonra nerede bir şey olsa hani böyle hani program bok gibi oldu. Çok özür dilerim. Bok gibi diye kullanabilirim herhalde. Bir sakıncası yoktur. Zaten üçüncü kullanışında sordum. Tamam yani ne zaman tamam. Kötü olsa program bu sefer hani 18 yaş gençleştiren parfüm konusu. Nedense sürekli olarak ön plana zamanlaması manidar olarak ortaya çıkıyordu. Ama böyle... o bizim aramızda bir şey oldu sonra zaman içinde. Ne zaman konuşacak konu bulamazsak 18 yaş gençleştiren parfüm konusu yayınımızda açıldı. Yani öyle bir her zaman cebimizde konuşacak bir konumuz var. 18 yaş gençleştiren parfüm. Şu anda bizi izleyen pek çok kişi de merak ediyordur. Bunu internetten... Fahir istersen bu konuyu bir... Sponsorluk bir parfüm yapmışlar 18 yaş. Sponsorluk hiç koku teklif valla koku firmasından aldık. Bizim sponsorlarımız yıllar içinde hep genelde AVM'ler oldu. Maalesef onlara karşı bir şeyimiz mi vardı? Böyle erotik mi gözüküyorduk onlara karşı? Gerçekten 4-5 tane AVM bugüne kadar hep sponsorumuz oldu. Hiç koku olmadı. Teşekkür ederim. Buradan bütün koku... Ama şey yani konudan dolayı bir gerilim yaşadığımız noktayı geçtik herhalde ya. Yani onu artık hemen gözler konuşuyor falan. Mesela böyle artık o 18 yaş gençleştiren parfüm konusu da kaç sene öncenin konusu? 7. Yok en çok ben çektiğim için net rakam verebilirim. 7 sene gibi oldu. Geldi sana da kaç sene? 3-4 senesi vardı. Nasıl 3-4 sene? 3-4 senedir program yapılmıyor zaten. Doğru 7 senesi var. 7 sene. 7 sene. Cevap veriyoruz. 7. 15 dakika falan konu. Yani o ondan sonra böyle bir şey gözler konuşuyor. Orada da öyle olmuştu. Yani bu kötü fikri kim söylerse diğer ikisi birbirine bakıyor. Hani o dedin ya bir böyle bir tartışma çıkıyor bir şey. Öyle bir şey yok. Yani bir gözler konuşuyor. Aşağılanıyor karşı taraf. Bakılıyor yani falan. Şimdi konu kapanıyor. Üç kişi olmanın en güzel avantajı hemen kendine bir yancı bulabilmen.
ve üçüncüyü ezebilmen ve kendini çok iyi hissedebilmen. Bunun, hani üçün ikili kombinasyonları dedin ya, acayip sapıkça bir zevk yani. Ama dönem dönem mesela 6 ay atıyorum hani beni eziyorlar, ezikliyorlar. Kendini böyle çok yapayalnız falan böyle ezik hissediyorsun. Sonra günü geliyor, intikamını daha kallavi şekilde alıyorsun. Bu yıllar içinde işte 15 yılda bayağı tur bindiriyor şu ara. Lobi faaliyetleri var. Lobi faaliyetleri var tabii canım her zaman. Ya bir de kıskançlık var aslında. Kıskançlık dediğim öyle kıskançlık değil. Yani bir iki kişi bir araya geldiği zaman üçüncüsü eğer ortamda yoksa ya da iki kişi bir şey paylaştıysa üçüncüsü onu şey yapar. Ben sanki kendi kafamdan uyduruyormuşum. Hiç böyle şeyler ben de hiç yaşamadım. Benim bir ruh hastası bir dünyam var. Ben orada. Hayır bu adamlar ilk kez şey yapar. Kıskançlık ben gurur duyarım ya biliyorsun. Bilakis ben tabii mesela hep evdeyken, şey derler. Uzayan kol bizden olsun diye. Siz şimdi, ikiniz beraber vakit geçiriyorsanız ben şey düşünürüm yani ne kadar güzel gülüyorlardır. Yerim bana keyifli anılar anlatırlar falan. Veya ikisi beraber başka bir ya bizim en çok bu ara mesela beraber yaptığımız şeyler beraber yaptığımız alışverişler. Ha, alışveriş deyince kafanızda şey yapmasın işte mercimek, zeytinyağı falan gibi böyle toptan gross market alışverişleri yapıyoruz. Mesela bunu Oktay'la biz yapıyoruz. İkimiz yapıyoruz. Çok güzel yapıyoruz. O gittiğimiz gross markette bizi gay couple zannediyorlar. Bir gün deniz atlası alıp gideceğiz. Atçı hakikaten tam ama oturacak her şey kafalarında. Yani mesela bazen evlat edilmişler diye. Ben işte birimiz hasta oluyor. Oktay hasta oluyor atıyorum. Tek gittiğim zaman sanki partnerimi ayrılmışım gibi şey yapıyorlar. Arkadaşınız gelmedi bu hafta falan diye. Öyle biliyorlar hakikaten bizi. Mesela Ege'nin en çok imrendiği şeylerden bir tanesi budur. Hani o da isterdi ki onu da gross markete götürelim. Onu da o alışveriş dünyasında o esprilere, o coşkuya dahil edelim. Ama o mesela tek başına gidip et alıyor. O da mesela başka bir markette, beğendik markette. Tek başıma olduğum için sayısız kasapla maksadını aşan samimiyetler içine girdim. Hakikaten karıma etmediğim flörtöz cümleleri çeşitli kasaplara ediyorum. Çok güzel kestiniz, siz kuyumcu olmalıydınız falan gibi laflar. Hep yalnızlıktan yani. Benim de yanımda bir yoldaşım olsaydı belki ben de mercimek bakardım orada habire antrikot kesilmesini seyretmek yerine. Kasapların cep telefonları var yine cep telefonunda. Nuh Usta, yok Dustin Hoffman. Bir de yok şaka değil yani Dustin bunlar gerçekten. Hoffman, ya adam mesela bu beğendiğin sapıkça bir şey var bilir misiniz bilmiyorum. Neydi? Dolunay indirimi diye bir şey var. Dolunay'da yani yani hakikaten şaka yapıyorlar zannediyorduk. İlk başta da gerçek. Bayağı da indiriyorlar ama onu da söyleyeyim. Alkol yok sizde ne dolunayı diye bağıracağım ben. Ondan sonra mesela o dönemlerde Ege'ye haber veriyorlar kasaplar. Ege abi çok güzel etim geldi diye. Geçen en son gidişinde Ege şey dedi. Ben orada bir korktum yalnız. Abiciğim yalnız bugün gittiğimde beğendikte arkaya aldılar beni dedi. Arkada dolaplar var, şey kesim yerleri var. Oraları falan gezdirmişler. Gezdirmişler. Ne olduysa o arkada bilmiyorum yani. Ama yani o kıskandırma şeyi var aramızda. Mesela failler hamileyken, failler dedin, eşim hamileyken ben de ona o konuda destek oluyordum. Ben dükkandayım bir gün. Benim bildiğim hamilelikte eş bir kere destek olur. Sonucunda zaten hamilelik. Bu evliden sonra. Hamilelik sırasında destek olmak zaten bir aydan sonra şey. Doğuma böyle bir süre var. Ege ile Bürge de kayınvalidem dinliyor diyorum bak şu anda kayınvalidem. Ben nasıl açıklayacağım ona? Leylekler getirdiler. Sonuçta kızınızla da bizim belli bir mesafemiz var yani lütfen. Doğru abi. Doğru evet. Tebet özür dilerim. Tebet diyorum. Evet. İnsan kayınvalidesine bir hakim olur ya. Oktay'ın kayınvalidesi seyrediyor mu şu anda? Seyrediyor evet. Benim kayınvalidem bu akşam herhalde yer gök aşk seyrediyordur. O açıdan rahat. Gitmişler Ege ile Bülge. Ben de dükkandayım. Faillere gidemedim. İşte ben sürekli WhatsApp'tan bir grubumuz var bizim. Bir gün onu yazılı hale... Öyle bir şey var mı? WhatsApp grubundaki şeylerin yazılı hale dökülmesi diye bir şey var mı ya? Öyle bir uygulama falan gibi. Var keşke mı? Bunu canlı yayında değil de bana sorsaydın Oktay. Var. Yok sen ben bilmiyorum dedin ya. Fotoğrafını çekeriz abi onu tek tek basarız demiştim. Böyle yazıyoruz. Ben habire tavır mesajı atıyorum. Çok iyi abi siz. Yani üçümüzün dahil olduğu bir grup var işte oradan evet. Yazışıyoruz. Ama her şeyi yani nasıl diyeyim gerçekten sapıkça her şeyi oradan yazışıyoruz. Çok güzel şey birikti. Mevzu birikti. Oradan. Orada bir gün işte Ege'ler gittiler. Faali. Ben böyle şey oluyor dükkanda. Ne yapıyorsunuz? Buluştunuz tabii. Baş başasınız. Bilmem ne. İkisinden de cevap yok. En son
Ege'den şey diye mesaj geldi. Yani ama görüyorlar değil mi? Tabii canım, tabii görüyorlar. Şey diye, Fahir'cim ben bir parça daha Brovni alıyorum diye böyle bir mesaj geldi mesela gruba. Yani böyle orada delirtme da, üzerine bir şey yani. Yani ben Brovni yapmıştım da ayıptır söylemiş. Güzel Brovni yaparım. Bekleriz bir gün gerçekten şey yaparsanız. Kıskançlık vardır yani aramızda. Zaten örneklendirdiniz şu anda. Evet. Ege orada biraz. Kıskançlık konusu yeterli. Şimdi mesela sanırım. Kıskançlık şöyle. Bir programa konuk oluyorsunuz. İki tane bardak olduğu zaman bizim aramızda gerilim olur. Bir programa konuk oluyorsunuz. Bir tane yaka mikrofonu varsa bizde gerilim olur. Gerilim olur. Bu senelerce de konuşulur. O gün zaten sen almıştın, bardak sana gelmişti falan diye. Çok acı. Acı. Bizim için de acı. Bardak meselesi sıkıntı değil de mikrofon tabii biraz daha. Bardak, İnşallah imkanlarımız oldukça hiç önemli değil. 3 bardak vardı ama kaptırdık bir bardağı bir yayında. Umarım bire düşmez yani. Yok, hiç sıkıntı değil. Onu paylaşmayı da öğreneceğiz zaman içinde. Rütük'le ilişkiniz nasıl? Hiç bir hangi anlamda? İlişkiniz oldu mu? Size Rütük'te bizim dinleyicilerimiz var. Ya da vardı, bir süredir haber alamıyorum ben kendilerinden, ya da ya bizi dinlemiyorlar artık. Bize zamanında kural kitapçığı gönderiyorlardı çok coştuğumuzda. Bunlara dikkat edin biraz diye. Biraz dikkat edin diye. Bir de şeyle konuşma içeriğiyle değil de bazı teknik işte reklam verenlerin, daha doğrusu markaların telaffuzuyla ilgili sıkıntımız oluyor. Onun dışında zaten biz profesyonel yayıncı olarak bazı noktalara ne kadar serbest konuşuyor görünsek de dikkat eden insanlarız. O yüzden yani birkaç küfür etme dışında herhangi bir şeyimiz olmadı yani. Ya bizim bugüne kadar olmadı ama bundan sonra olmayacak diye bir şey. Gelmez tabii yani. Ne kadar bilsek de nereden yüründüğünü az çok takip ediyoruz diğer medya kuruluşları üzerinde. Sen Gezi'den bahsettin aslında da, hani Gezi zamanı böyle çok övenler de oldu sizi. Hani hiçbir medya kuruluşu bahsetmezken siz sabahları geyiği falan bırakıp habercilik yaptınız aslında. Ama bir yandan biz o da zaman tatile çıkmıştık aslında işin doğrusu. 31'inde veda etmiştik biz. 31 hangi güne geliyor? Yok, 31'i 30 cumartesi. 30'unda biz veda ettik. 30'unda veda etmiştik. Ve o zamanlar sadece parkta o küçük grubun protestosuydu. Daha Taksim Meydanı'ndaki büyük böyle nasıl diyeyim polis şiddeti başlamamıştı. Çadırların yakıldığı sabah biz yayındaydık. Hatta işte onun haberini Twitter'dan görüp söylemiştik yayında. Ama sürecin nasıl devam edeceğini bilmiyorduk. İşte sadece o çadırlar yazıktır falan, saçma sapan bir şeydi falan diye bahsedip ondan sonra da yaz tatiline girmiştik. Ama sonra o hafta sonu olanlar ve olanların ötesinde bu olanlar karşısındaki suskunluk bizi rahatsız etti. Bu başta da konuştuğumuz şey, konuşacağınız konuları nereden seçiyorsunuz? Bir aramızda konuştuğumuz, bir de konuşarak biraz da kendimizi rahatlattığımız için biz gidelim yayında konuşalım falan dedik. Ondan sonra işte bir hafta böyle o sessizlik sırasında üstümüze düşeni yaptığımızı düşünüyorum yani. Bırakın bu işleri, geyiğinizi yapın diye tepkiler aldınız mı o zaman? Vallahi sırf onu yapmak için gittiğimiz için aslında. Ama oldu. O tepki de oldu ya. Evet. Yani çok az da olsa hani öyle şeylerle karşılaşıyorsun bazen. Yani çünkü herkes çok enteresan insanlar da var. Öyle fikirlere sahip insanlar da olabiliyor. Yani bu tür konuşmalar size yakışmıyor. Siz hani bizim bizi neşelendirmek için, yani bizi öyle bir misyonla gören bir takım insanlar da var hani dinleyenler arasında. Dolayısıyla hani siz görevinizi yapın. Hani bunlarla konuşarak hiç de o kadar hani istediğimiz tadı alamıyoruz o zaman sizden diye böyle eleştiri politik oluyor. Politik duruşumuzu eleştirenler oldu. Oradaki yaklaşımlarımızı eleştirenler oldu. Yani çok eleştiri de aldık. Şey dışında, takdir dışında, ki takdir almak için değil, aslında görevimiz olduğunu düşündüğümüz için tekrar hadi pazartesi, yani cuma günü veda etmiş olmamıza rağmen pazartesi hadi yayına çıkalım diye. Orada şey var yani, ne kadar doğru yayıncılık yaparsanız yapın yayıncılık dünyasında muhakkak birileri eleştirecek bir şeyler buluyor. O da aslında sağlıklı olduğunu gösteriyor da, yani orada kimin ne tip bir eleştiri yaptığına bakıp ondan sonra da o eleştiri yapan kişinin bir aklına bakmak lazım. Yani biz orada aklına güvendiğimiz adamların ne dediğini daha çok önemsedik ve yanlış yaptığımızı da düşünmüyoruz. İyi ki de yapmışız. Yani o haftayı. İnternetten gelen sorulara bakıyorum yeniden. O konuşmaları farklı bardak kime geldi acaba? Evet. Hangimize geldi? Evet, şimdi. Pardon, özür dilerim. Evet ya, Erdem'in hep lütfen. Yok, sıkıntı değil. Erdem, ben senin tarafına gelecek şey bir soru da, herhangi birinize başka yerden çok iyi teklif gelse. Geldi bana apartman yöneticiliği teklifi geldi. Sayılır mı? Denetçilikle yırttım yalnız. Bugüne kadar oldu mu böyle bir şey diye sormuş olursa ne yaparsınız?
Valla şimdi cevap, yani tabii ki. Cevabım ciddiye almadı galiba. Evet, bir gelen teklife bakar. Ondan sonra ona göre değer. Ya aslında şöyle ara mesela ara böyle. Mesela bunu iki kişi sunmayı düşünür müsün? 40 kişi yani. Mesela. Hadi söyleyin. Hadi. Var mı? Geldi tabii canım. Geldi. Geldi. Tamam itiraf ediyoruz. Bana geldi da de. Apartman yöneticiliği teklif geldi. Bana geldiği zaman mesela Ege ile Fahir birleşti. Apartman yöneticiliği ne veriyor sana? Abi işte bir aidatı ödemeyeceğiz yani onun için. 200 liraydı bizim o zaman ayda. 220 liraya bağladık. Kabul etmedim. Onlar verdi. Şaka şaka gelmedi. Hiç ayrı düşünmediler biz. Hatta şurada şey vardı. İstanbul'da bir frekansta yayın yapmayı düşünür müsünüz? Mesela İstanbul'dan bir radyodan bir teklif. Gelirse. Öyle bir şey mi var Erdem? Bilmediğimiz bir şey. Sen bir şeye getirmeye çalışıyorsun bilmiyorum ben yani. Geçen hafta da Süleyman Bağcıoğlu vardı. Onları İstanbul'a yollamaya çalıştı. Gitmeyi düşünüyor musunuz falan? Tabii Süleyman abiler niye gitmediler hala bilmiyorum. Onlar 30 senedir falan şey yapıyorlar yani. Tam Ankara sevdalısı. Valla bizim İstanbul'dan öyle bir teklif gelirse. Hani oraya taşınmamız zor artık bu saatten sonra. Yani 3 tane ailenin kalkıp İstanbul'a gitmesi ve orada yayıncılık yapmamız bizim gerçekten fanteziye girer. 2 tane ikisi gitse olmaz mı? Abi bir kişi olursa 1-2 kişi kurtarır da 3 kişi kurtarmaz. Yani Ankara'dan İstanbul'a yayın yapabilirsek olur. Bir de bu soru bundan işte 4-5 yıl önce başka türlü kafamızda soru işaretleri uyandırdı da bu teknoloji zamanında artık İstanbul Radyosu, ondan sonra yerel radyo, ulusal radyo diye bir şey kalmadı. İşte az önce konuştuğumuz konu bu. İnternet radyoculuğu denen şey, internet radyoculuğu da değil artık podcastçilik gibi bir şey var. Yani belki biz canlı yayında ulaştığımız kişiden daha fazlasına istediği saatte dinleyenler tarafından ulaşacağız. Bir taraftan da güzel işte arabaya mı bineceğim şeye mi bineceğim öyle genel şeyler var işte. Ofise geldim park yerindeyim sohbetin bitmesini bekliyorum diye. İnsanlar bazen bizi yemek yaparken dinlemeyi seviyorlar. Bazıları gece yatarken dinliyor. Bazıları işte böyle düzenli yolculuk yapan adamlar varsa onlar biriktiriyorlar yolculuğa saklıyorlar programı. Öyle olduğu zaman da İstanbul Radyosu'nda olmuş işte Ankara'da olmuş falan o kadar önemli değil. Bizim için önemli olan bu programı bu haliyle yapabileceğimiz bir mecrada olmak. Radyo tünde bizim için en büyüleyici tarafı da bize sonsuz bir serbestlik vermesi. Yani bu ticari dertleri olan bir radyoda sunulacak bir şey değil kolay kolay. O yüzden biz öyle bakıyoruz meseleye. Yani geldi aslında. Yani ciddi teklifler de oldu. Saçma sapan görüşmeler de yaptık falan ama hani işte bu Ege'nin söylediği, önce Fahir'in söylediği hepsinin bir ara ya toplu önce ben söyledim. Olmadı. Yani öyle bir öyle bir formülü gerçekleştirmeyin. Yani öyle İstanbul'da ya şey yapmaya çalışıyorlar. Siz çok hani kontrol altına alıp belli bir formata sokarak öyle bir şey yapmayı. O zaman da böyle hani bilmiyorum ne kadar şu anda tadımız tuzumuz var ama hakikaten tamamen tatsız tuzsuz yavan bir şeye döndü. Yani biz öyle hissediyoruz en azından. O yüzden böyle bir ortak bir formül bulunamadığı için ya şu andaki halinden de çok zevk alıyoruz. Ya çok bir de hani aynı yerde ya Türkiye'de çok dünyada da hani az sayıda örneği vardır. Hani aynı kuşakta, aynı radyoda bu kadar uzun soluklu program yani 15 senemiz bitti bu programda. Gerçekten hani nadir yapılan şeylerden bir tanesi. Bir de hani beraber bir işler yapmak o kadar da kolay değil. Biz de onun değerini biliyoruz yani en azından birbirimizin kıymetini biliyoruz. Hazır Ankara İstanbul muhabbetine girmişken bu Ekşi'de birisi şey diye tanımlamış. Ankara'da yaşamanın çekilmezliğini bir nebze azaltan program. Hakikaten bu kadar çekilmez bir yer mi Ankara? Bunu sorayım vallahi size. Bir de internetten şey sorusu gelmiş. Ankara'dan ayrılınca bir yerlere en çok neyini özlüyorlar? Diye böyle ufaktan bir. Vallahi şuradan şuraya gidemiyoruz. Şimdi oradan. Siz söyleyin Oktay Bey. Yani öncelikle ilk söyleyen görüş için çok teşekkür ederiz. Çok yani bizi onur eden bir şey bu. Ankara'yı çekilmez olarak tanımlayıp onu çekilir hale getiren bir şey olarak modern sabahları görüyorsa insanlar süper bir şey. İkincisi neydi? Biz neyini özlüyoruz? Evet. Şehir dışındayken Ankara'ya dair en çok neyi özlüyoruz? Valla ben çıkınca bir hakikaten Oktay'la ilgili çok özlüyorum. Ya, yemin ediyorum. Ben başka bir şey biliyorum. Ya ben de aslında yani eşimi, dostumu, sevdiğim insanları çok özlüyorum. Yani Ankara'nın benim için ifade eden şey o.
Ankara benim için o. Bir de ben de biz burada mutlu olmayı bilen insanız. Ne yazıyorsun? Panora. Panorayı. Bir Aspava yani, cevabı falan bekliyordu. Yani. Yok, Aspava'ya gidemiyoruz ya. Hakikaten biz belli bir dönemden sonra diyete girdik. Oktay'ın diyete girmesiyle ben de hakikaten şimdi şeydir. Oktay diyete girmiş sayılır falan. Diyete girmiş sayılır. Bu adam diyetle 20 kilo verdi. 3-4 ay öncesinde hakikaten son derece gürbüz bir insanken bugünkü nezih formuna kavuştu. Ben de bundan çok etkilendim ve onun yolunda, onun bir müridi olarak yoluma devam ediyorum. O yüzden hiç Aspava, Masfava o tür şeylere girmiyoruz yani. Bir iltifat daha gelmiş. En yaşlınızın Fahir olduğunu düşünürken en genç görünenin ne olduğunu görüyorum ve şaşırıyorum. Yani arkadaşlar cevap versin. Ben bu konuda ya, yorumda bulunmak istemiyorum yani. 41 yaşında oldum şey. Fahir 41 yaşında. Başka bir şey söyleyeyim mi? Fahir evet ya, aramızda en genç görünen Fahir, doğru yani. Hele çocuk doğurduktan sonra adeta bedeni gençleşti. Çünkü çocuğun o şeyini, neyini alıyorduk biz Ege? Doğduktan sonra onun nesi oluyordu? Babası oluyordu. Plazma diyesim geliyor da değil. Plasenta ha. Sen iki çocuk doğurttun ya ondan. Yani iki çocuk doğurttun deyince yanlış da anlaşılmasın da. Çocuk doğurttun. Yaz aylarında da sünnetler ve düğünlerde de hizmetinizde. Yani o plasentadan bir şeyler yapıyorlar ya ondan şey yaptık deyip. Cüzdan yapıyorlar. Ne diyor? Yüzümüzü şey yapıyoruz böyle. Gençleştiriyor. Modern sabahlar jargonu diye bir şey var. Kendi ürettiğiniz kelimeler. Evet. Onun çok güzel bir listesi vardı Facebook'ta eskiden bir modern sabahlar grubunda. Sonra o sayfalarda bir yapılanmalar, bir şeyler olduğu zaman kaybettik onu. Elinde olan varsa çok seviniriz. Bugün programa geliş sebebimiz de bu çağrıyı yapmaktır. Lütfen duyarlı olalım. Onlar tamamen böyle doğaçlama, hiç not etmediniz mi siz onları? Yani vallahi, onlar şöyle, çok özür dilerim. Estağfurullah, lütfen geberi lütfen. Şimdi bazen aramızda bir espri oluyor. Birinin bizim yanımızdayken ettiği bir laf falan gibi. Ondan sonra bu espriyi birkaç hafta yapıyoruz. Sonra unutup gidiyoruz. Yani bizim programımız bir de uzun ömürlü olduğundan için bazen radyocular, bazı komedyenler bir espri yakalıyorlar. Bütün kariyerlerini o espri üstüne kuruyorlar. Bizim öyle bir şeyimiz olmadı. Hep geldi geçti. Bir zamanlar birbirimize abire ablam diyorduk. Dinleyicilerimizle de ablam diye konuşuyorduk falan. Geçti gitti. Ne zaman bıraktığımızı da bilmiyoruz yani. Bazen şeyler de oluyor işte. Yayına ara verdiğimizde ben ona biraz da üzülüyorum aslında. Böyle bir program bir kıvam yakalıyor işte. Aralıksız devam etmiş aylarca. Bazı şeyler var, hikayeler var. İşte birkaç hafta ona göndermeler yapılıyor. Üstüne konuşuluyor. Sonra iki ay bir tatil yapıyorsun. Dönüp de kaldığın yerden devam etmek olmayacağı için böyle aralardan sonra hep böyle bir tutuk tutuk yeni bir şey bulalım falan filan. Bulalım da değil yani. Bir şey olsun da onun üstüne konuşalım diye bekliyoruz. İşte o... Nasıl arkadaşlar arasında bazı espriler bir noktadan sonra biterse bizde de bitti ama bir yerlerde kayıtlı olması da güzel. Biz bir ara bunu mu diyorduk falan diyerek orada okuduğumuzu hatırlıyorum. Şimdi dönüp baksak saçma sapan, mesela haklıyken haksız duruma düşmek diye bir laf vardı bizim yıllar önce kullandığımız. Ve yani herkes bilir onu, böyle bir şey kafana yerleşirse bütün cümlelerini haklıyken haksız duruma düştü şeklinde bağlanacak şekilde kurmaya başlıyorsun. Ve o dönem her lafımı söyledi. Bitti sonra. Skywalker hadisesi evet, var. Ya, birisi onu sormuş da evet. Şu anda mesela onu rahatça söyleyebilirsiniz. Ya, onun neyin karşılığı olduğunu. Skywalker! Onu mu? Yani Skywalker hadisesi tamamen yayında çıkmış bir şeydir. Yani onu da ikimiz mi yayın? Yok, üçümüz mü yayındaydık? Ben yoktum abi. Kusura bakmayın. Sen abi. Yoktun değil mi? O da bizim TRT'de sabaha kadar yayın yaptığımız dönemlerde işte perşembe gecesi, cuma sabahına kadar yayın yapıyorduk. Cuma sabahı da sarhoş gibi oluyorduk yani. Onunla ilgili aslında Skywalker kadar gündeme gelme, başka benim yayında uyurken konuştuğum bir şey var yine. Anlaşılmamıştı. Ondan. O anlaşılmamıştı. Pek çok şey olduğu yani, gibi o da anlaşılmamıştı. Konuştuğum yani. Şey de anlaşılmamıştı. Ben sadece bir gözümü açtığımda Oktay'ın böyle baktı. Ya bu bakışı da biz çok görüyoruz seninle uyanıkken konuşurken de. O günkü bambaşkaydı. Ben bir Oktay'ın bir şey söylediğini duyuyorum. O sırada bir rüyamla ilgilenmem gerekiyor. Bir taraftan da susunca cevap vermem gerektiğini hissederek. Ne? Luke Skywalker'dan falan bahsediyorduk. Öyle bir Star Wars dünyasından. Ha yok yok şey, bu benim uyur konuşur durumumda şey dediğimi hatırlıyorum ben. Böylece
annesine ne kadar hayırlı bir evlat olduğunu da göstermiş oldu dedim ben. Durup dururken ama. Yani başka bir şeyden bahsederken sonra hee falan diyerek konuyu değiştirdik. Luke Skywalker daha acıklı. Luke Skywalker, yani bu annesine daha hayırlı bir evlat göstermiş olduğunu göstermiş olduğu cümlesi yarın da edilip havada kalmadan bağlanabilecek bir şey. Ama Luke Skywalker Star Wars konusu konuşulurken Ege'nin bir canım var amına koyayım demesi yayında. Bir canım var amına koyayım. Şöyle oldu. Evet. Bu Luke Skywalker'ın ağzından konuşuyorum tabii. Kendi adıma değil. Yani bu çirkin ifadeler tamamen Luke Skywalker'a ait. Sonra bir yerde şey küfür oldu. Edileceği zaman oraya yani o işte Luke Skywalker, Luke Skywalker olarak tarihe Luke Skywalker hadisesi olarak geçti. Bir kere de faalen oldu yayında küfür hadisesi. Yani oluyor canım. Yani biz bu herkes bir turunu tamamladı. Oktay'ın bile bir küfür oldu. Ben etmedim ya. Hayır, benim hakkım sattı şu anda. Yok bir kere ettin de onun sayesinde. Senin politik ne yanlış dedim? Lafın vardı. Balık ne yer vardı? Balık ne yiyor? O da jargon. Balık ne yiyor? Bok yiyor. Ne yiyor abi ya? Tavuk ne yiyor diye biz biliyorduk onu. Köy tavuğu ne yiyor? Köy tavuğu. Tamam. İyi abi tamam o kullanmış hakkım var. Tamam senin hakkın var. Nusret esprisini sormuş birisi. Nusret esprisi o bizim fix esprimiz gerçekten. O nedir? Kime aittir? Abi Nusret esprisi tamamen bana ait. Hep fitne fesat satmaya çalışıyor. Yani, ama Ege yıllarca bu Nusret esprisinin kendine ait olduğunu iddia etti. Ankara buyursun ispat etsin. Zamanında yapılan bir espriydi. O kadar üzerlerini aldılar ki aslında tamamen benim esprimdir Nusret esprisi. Ama senelerdir Fahir benim diyor. Abi, Ege benim. Sen Fahir ben bir şunu sormak istiyorum burada değerli seyircilerimiz ve monitör başında bizi izleyen diğer konuklarımız huzurunda. Nusret esprisinin ne olduğunu hatırlayan var mı? Var. Evet ben hatırlıyorum. Ne, bir yapalım o zaman. Bakalım. Ben çok iyi hatırlıyorum çünkü Nusret esprisini. Nusret esprisi de şöyle diye hatırlıyorum. Bizim o TRT'de hakikaten TRT bizim nasıl böyle aklımızı aldı ya. Böyle bizi manyak etti ya. Radyo'dan çok TRT konuştuk. Ya TRT konuştuk çünkü orada çok enteresan bir dünya var. Ya biz orada hiç görmediğimiz insanları gördük. Hiç yaşamamamız gereken olayları yaşadık. Yani hakikaten yani orada şöyle şeyler oluyordu. Yani bunu nasıl insanda onulmaz yaralar açar. Radyocuyum ve karşıda işte teknik DJ'ler var. Onlar da teknik DJ diye bir kavramı var hani şeyden ne derler onlara? Teknik yönetmenler. İşte hani parçaların introsu, outrosu hani bilinir bu tür hani radyosal kavramlar, jargonlar. Adama diyorsun ki işte introsu ne kadar diyorsun? Teknik yönetmeni, teknik yönetmen böyle yapıyor sana. Şuruz. 40 santim diyor. Ve koca koca elleri vardı. Böyle böyleydi. Böyle dedi adam ya. Herhalde dedik vardır bir bildiği. Yani öbür başka bir bizim yönetmenimiz vardı. Yani 12 Eylül hangi güne geliyor diye soruyorduk. Yazdı diyordu falan böyle. Böyle bakıyorsun. Ah, Temmuz dedi ya bu soruya. Sonra nasıl ya 12 Eylül falan diyorsun. O da diyor ki hangi gün? Sıcaktı diyor falan. Orada başka bir herkes böyle hakikaten böyle haplı otlu falan böyle başka bir dünyadaymış gibi. O yüzden sürekli bundan bahsediyoruz. Yani bu arada bu güzel anılarınız için çok teşekkür ederim ama dinleyicilerimiz de herhalde bana katılacaklardır. Bunların hiçbiri Nusret esprisi değil. Nusret esprisi de şöyle. Nusret esprisini hemen açıklayayım. Nusret esprisini de yemin ediyorum ben onu TRT'de biz gene bir programdan birileri çıktı şey diye konuşuyorlardı. Abi ben orada çok güzel Nusret esprisini de yaptım diye adam diye konuşuyordu. O zaten benim çok güzel Nusret esprim falan bayağı iyi. Hayır süremiz sınırlı. Tamam abi yani kimin de hadi siz ispat edin. Sen anlat bir senin bildiğin Nusret esprisini bir anlat bakayım. Nusret esprisi şöyle biz üçümüz Ankara Radyosu'nda yayındayken müdürümüz de çok sevdiğimiz Amber Hanım da stüdyoda bir gün konuk oldu. Radyonun doğum günüydü galiba. Sonra da bir yavan bir dinleyici bağlantısı vardı. Bu dinleyicinin ismi Nusret'ti ve ben her düğüne giderim falan filan gibi bir laflar vardı. Ben de şey dedim, Nusret'siz düğün olmaz dedim ve bu esprim, bu yavan bir espri olduğunu ben bugün kabul ediyorum ama müdürümüzü çok güldürmüştüm. Biz de birbirimize bakmıştık ve ben sonra üçümüz var, o Nusret esprisi çok iyi oldu diyerek nispet yapmıştım. Sonra Nusret esprisi ve tabii bu kadar iyi, başarılı bir esprinin de
sahibi çok oldu. Zaman içinde Nusret esprisi aslında bugün söyleyebilirim ki hepimizin. Sizlerin en baştan. An itibariyle kimde içlik var diye damardan sormuş var. Yani. Bende var. Bugün çok da soğuk değildi aslında ama. Ya o bir alışkanlık yapıyor galiba ya. Yaptı bende. Bünye istiyor. Valla ben bile imreniyorum yani bazen. Hani hiç şey yapmam. Ama adamlar mesela bu Ege'de ve şey diye anlatıyorlar işte. Hani Oktay bir marka verebiliyoruz. Burada radyo programı gibi hissettim neyse. Oktay nerede? Çift abi? Kaplan. Vereceğimiz marka da marka olsun. Seninki neydi Oktay? Marks and Spencer. Marks and Spencer'dan almıştı. Hakikaten böyle şey oluyor. Bir bakayım hangisi şey olursa ben de bir deneyeyim falan diye böyle imrendim yani. Çünkü kendini ezik hissediyorsun. Bu adamlar içlikli, sen içliksiz. Şimdi içlikle ilgili şöyle bir şey var. Yani Oktay'ın böyle biz radyoda sigara içmek için bazen bahçeye çıkıyoruz. Çok kalabalık olduğu zaman. Ben böyle üşüyorum falan. Oktay'ın çok rahat olduğunu gördüm. Nasıl yapıyorsun? Bunun sırrı ne? İçlik abi falan dedi. Ben içliği bir kere almıştım. Ondan sonra bir yavan geldiğinden kullanmayı bırakmıştım. Hatta birine vermiştim. Sonra Oktay'ı öyle görünce tekrar almak istedim. Aldım da. Öyle derken üstümde kotum ve gömleğim yok. Öyle, yayına öyle gidiyorum ben. Hatta evde şeyi de yaşadım yani. Alt üst takım olarak içlik aldığın zaman onu giyiyorsun. Örümcek adam gibi. Bütün vücudunu sarıyor falan. Böyle bir kanepeden kanepeye atlayasın geliyor. Sonra birisi Twitter'dan şey diye mesaj yazdı. İçlik giyen adamda piçlik olmaz diye bir şey yazdı. O böyle bir gene soğuttu beni. Havaların da ısınmasıyla beraber o içlik bir yerlere kattı. Ben çok bu sene acayip üşüdüm. O yüzden hava soğuk olmasa da galiba bünye şu anda istiyor. Hatta şöyle bir şey var, ben bu şunu da çok havalı olduğunu düşündüğümden falan değil, tamamen içlik şuradan görünüyor diye kapattım. İlk çıkışı da budur bunun. Ondan sonra ana bu da güzel oldu ya falan diye. Bu bundan ondan şuradan göründüğü için. Şu en üst düğme kapalı. Yarattığınız kahramanlarla ilgili sorular gelip duruyor. Küçük evet. Mübaşir, Demircan Tılsım. Yani bunlar devam edecek mi? Hangileri devam edecek, hangileri artık? Küçük Mübaşir devam ediyor zaten ara sıra. Ara sıra devam ediyor dediğimiz. Senede 1-2 onu da unutturmamak adına yapıyor. Ya hep böyle bir şey niyetimiz var. Onu böyle çok düzenli yapalım. O eski şey. Çünkü bu hani birazcık antrenman gerektiren bir hadise. Biz şey demiş. Bu bölümleri önceden mi çekiyorsunuz yoksa canlı yayında mı yapıyorsunuz? Küçük Mübaşir tarzı bölümleri. Yeni bir dinleyicimiz galiba. Çünkü biz önceden çekiyoruz. Biz hayatımızda herhangi bir şeyi önceden çalışarak yaptığımız herhangi bir şey olmadı. Bu tamamen yok, aldım, bizim. Yok, bayağı önceden çalışıyoruz. Bizim editorial toplantılarımız oluyor sabah saat 6:30'da. Günün gündem maddeleri belirlenir, üzerine yoğun tartışmalar, anca 8-8.30'a anca yetiştiriyoruz zaten. Yani anca şey oluyor. Şimdi şöyle ki zaten Demircan Tılsım çok uzun süredir yapılmıyor. Kendisini de en son öldürdük müydü? Yok, ölmedi canım. Ölmedi de ölmekten beter oldu. Öyle bir şey vardı. Hani küçük mübaşir yapmak istiyoruz ama bir türlü böyle hani bir tane yapıyoruz. Sonra işte bu hafta şunu yapalım, şu konuda. Bu hafta zaman yetmeyecek abi, onu haftaya çok güzel tamam şüphe falan diye gidiyor. Sonra öbür hafta oluyor. Hep böyle bir şey, ne derler ona, tam böyle içimize sinerek tekrar yapmak istiyoruz ama küçük mübaşirin hakikaten yani biz çok seviyoruz, yapmayı da çok seviyoruz. Geri dönmesini de çok istiyoruz. Ne bizi engelliyor onu da tam olarak bilemiyorum. Benim favorim Esat'la Ege'ydi. Teşekkür ederim, sağ olun. Mahalleme yakınlık duydum. Siz de mi Esat? Esat Köklü olduk çocuğumuz. Biz de Adanalıyız. Fahir Başkan'ın girişimcilik hikayesini merak ediyoruz. Random günleri falan. Diyor. Random günleri. Abi işte şimdi benim Almanya'da dayım var. Ondan sonra... Sorular hep Fahir'e mi geliyor? Bilmiyorum abi yani şey yapmak istemiyorum. İsterseniz cevap vermeyebilirim yani. Almanya'da dayım var benim. İşçi. Ondan sonra orada kendi işini kurdu falan. Ondan çok güzel bir para geldi bana. Öldükten sonra tabii haliyle. Ya yok, girişimcilik hikayesi şu. Yani hakikaten
şeydi benim böyle herkesin sokaktan geçen Fahir'in herkesin... Fahir'in babasında da vardı girişimcilik. Zamanında bir soğan işine girmişti. İstersen oradan. Tamam oradan başla. Ya şöyle bir şey ya, bu bizim genlerimizde var. Öyle. Yani bunu artık itiraf etmiyor. Yani bununla ben artık ailemi şey yapmak istemiyorum. Ya bizim ailemiz bir lekelendi. Babamdan dolayı bunu söylemek istiyorum. Bizim babamın çok büyük soğan borçları vardı. Siz bunu bilmezsiniz ama bilenler bilir. 1950 senesinde soğan kıtlığı oluyor. Babam da büyük bir girişimci olarak diyor ki yani pahalı oluyor. Hani her sene şey olur ya işte atıyorum soğanın kilosu 5 lira falan. Abi keşke soğanımız olsaydı falan. O da şey diye düşünüyor. Ulan diyor ben bu soğandan çok güzel para kırarım. İşte bir sürü borç harç alıp hepsini bir kamyon soğan alıyor. Tabii o kadar soğanı alıp ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Abi diyor çok güzel bir depo bulabilirim. Depo bulabilirim. Sene 1950 bir tane binanın bodrum katındaki iki odaya o soğanları koyuyor. Tabii nem rutubet bir haftada o soğanlar kol gibi filizleniyorlar. Ondan sonra tabii bütün bir kamyon ne kadar ediyorsa o dönem şartları içerisinde babam da bir filizleniyor yani. Yaklaşık 10 sene boyunca da biz aile olarak soğan borcu ödemişiz. Annem de hep bunu söyler. İşte hani yıllarca bizim bir şeyimizin olmamasını babanın soğan borçları diye şey oldu. Artık yeter dedik bir noktada. Fahir kayınvaliden izliyor. Sonra işte bunu temizlemek adına 10 yıl önce tam işte bu 10 yıllık borcun karşılığı olarak sürede işte biz de öyle başladık girişimciliğe. 3-4 hafta önce patates hesaplanınca mesela Fahir'i zor tuttuk. Patates alalım mı abi? Çok mantıklı falan. Bir ara mısır işinde çok böyle niyetim vardı ama neyse yani genel olarak böyle bir şeyimiz var. Şimdi çoğu yakın arkadaşın böyle kafasındaki plan şeydir ya. Bir yer açalım. Beraber bir yer açalım. Siz onu yaptınız artık. Evet. Amaçsız hissediyor musunuz artık kendinizi? Evet ya. Yani şimdi mesela şey yap, başka bir şey yapalım diyoruz. Yani şimdi kesmiyor tabii çıta yükseldi. Sonra üçümüz göz göze geliyoruz. Bazen çünkü hep yalnız ortamlarda oluyoruz. Ne yapabiliriz falan filan diye. Bilmiyorum çeşitli planlar var. Ya bu herkesin hayali açıkçası da işte bu insanların hani şey diye bir durumu var. Böyle hani böyle bodoslama işe atlayamıyorsun. Hani benim bir bu işte bir 10 yıllık geçmişimin olması 10 demeyeyim de işte o zaman 8 yıl diyelim. Neyse hani hep beraber bir şey yapmamızı daha şey hale getirdi. İmkanlı kıldı. Ve de çok gerçekten hani şöyle söyleyeyim ben de bir sürü işletmeci gördüm o kadar zaman içerisinde. Bir sürü ortağım da oldu. Hakikaten bu adamların gösterdiği başarı kadar hiç kimse de o şeyi görmedim yani. Diğer ortaklarıma da lafı sokmuş oldum ben hiç. Sizin için yeni bir şey mekancılık. Nasıl bir mecraymış? Esnaflık diyoruz biz ona. Yani hakikaten Fahir sayesinde girdik biz de. Estağfurullah. Çok şey öğrendik. 2,5 sene falan oldu. Yani bu dünyaya gireli. Çok şey öğrendik. Yani çok değişik, bize çok aslında farklı gelen bir şey. Ama bu boyutta 2,5 senedir ilk defa tanıyoruz birbirimizi. Yani hem Ege'yi hem Fahir'i. Ben bu anlamda değişik değişik şeylerini gördüm. Değişik değişik yerlerini gördüm. Ama onu demeyeceğim. Yani çok şey yaptı, farklı bir şey getirdi bizim ilişkimize de. Hatta şöyle şeyler var yani. Biz hepimizin birbirimizin esnaf yüzünü gördük. Acayip tuhaf bir şey ya. Sapık gibi yani çırılçıplak görsem o kadar rahatsız olmazsın ama yani şu adamı esnafken bu adam mali adisyon dolduran bir adam olarak yani 10 yıl önce değil hani 3-5 yıl önce dese hiç aklımın ucundan geçmezdi. Yani çok ilginç hakikaten. Çok enteresan. Herkesin de şeyi de var. Esnaf buradan yüzü de farklı. Buradan bizi maliyeden izleyenler varsa mali adisyonlarımız birebirdir. Teşekkürler. Bunlar hep kayıt amına koyayım. Hani şöyle bir şey var. Yani 2,5 sene önce girerken şey diyen de çok oldu bize. Radyo programına başlarken ödememişlerdi de. Yani şimdi aranıza şey giriyor. Para giriyor. Para giriyor. Şey olacaksınız. Yani sevgi keşke, azalmasını anlatır mısın? Keşke hiç şey olmasaydı. Yani şu parayı sokmasaydınız. Programınızı yapsaydınız. Çünkü abi para bu. Yani az gelir sorun olur. Çok gelir sorun olur. Falan filan diye. Bizim 2,5 senede hiçbir şeyimiz olmadı. Yani hiçbir problemimiz olmadı şeytan kulağına kurşun. Hatta şu kadar problemimiz olmadı. Bir böyle bir düşünen adamlar olduğunu bildiğimiz için çevremizde böyle de görüp mutsuz olduklarını da görüyoruz. Biz bunlar nasıl bu kadar ya? 2,5 senedir hiç sorun çıkmıyor mu falan diye. Böyle sahte kavgalar falan planladık biz. Yapamadık gerçi onu da. Herhalde önümüzdeki dönemde yapacağız. Sahte kavgalar. O. Mesela en son Ege sen uydurdun değil mi benimle ilgili bir şey?
O uydurduğun şey miydi yoksa? Ha evet. Bir sarhoş müşteri geldi. Ondan sonra böyle bir işimizin en güzel tarafı da insanların etrafımızda sarhoş olması. Hakikaten biz de böyle tam gecenin sonunda kasayı toplayacağımız için ayık oluyoruz genelde. Böyle gecenin sonlarına doğru sarhoş bir hanımefendi gelip de maksadını aşan bir samimiyetle benimle sohbet ederken üçünüzsünüz değil mi hala falan filan derken Oktay da hala Oktay'ı aramızdan maalesef bu aralar yollamayı düşünüyoruz falan diye konuşmaya başladım. Sonra da şey dedim. Neden? Bir bazı şeyler var çok güzel insanların üstüne yakışıyor. Alkolik olma da mesela bir insan hakkında yapabileceğiniz en güzel dedikodulardan bir tanesi. Çünkü çok inanılır bir şey. Ne yapıyor? Çok fena içiyor deyince. Bir de barda çalışan adam sonuçta inanıldı. Ve o kız o gün Oktay'ın alkolik olduğu için aramızdan kovulduğu inancıyla oradan uzaklaştı. Bu da benim misyonumu tamamladığımı gösteriyor. Bunun için de her şey bunun için. Değil mi? Dükkanı açtıktan sonra programı boşladılar. Diye bir laf var değil mi? Diye bir laf var. Kaçta kapatıyorsunuz dükkanı? Abi dükkan 1'de kapanıyor. Bunun hesabını kapat, temizliğini yaptır, eve gel saat 2. Hadi biraz kafanı boşalt bilmem ne derken oldu mu sana 3? 3'te yattın. Kaçta kalkacaksın? Ya yok şaka bir tarafa. Şaka değildi bunlar da yaşadığımız şeyler bu arada. Yani şey bir taraftan bir öyle bir esnaf dünyası vardı. İşte biraz boşladığımız kısım şu oldu. Biz yeni tekrar bir işi değiştiriyoruz. İşte yerimizi değiştiriyoruz falan gibi bir durum var. O da gerçekten çok ciddi ve büyük bir proje oldu. O yüzden de biraz hakikaten enerjimizi oraya hakikaten sarf etmek zorunda kaldık. Evet dışarıdan öyle gözüküyor olabilir ama hakikaten içimiz kan ağlaya ağlaya bazen öyle bir durum. Evet var tamam özür dileriz ya. Onu kabul ediyorum hakikaten yani bazen öyle boşlamak için değil ama. Hani hakikaten fiziksel ve mentalite olarak bir yorgunluk oluyor. Onu işte mümkün mertebe yani son bir ayda hallettik gibi duruyor bilmiyorum. Dükkanı taşıyorlar mı yeni bir yer mi açıyorlar diye. Taşıyorlar. Taşıyorlar. Taşıyorlar, taşıyorlar diye düzeltiyorlar. Onu çünkü tek şube olacaklar diye şey derseniz. Başka şubemiz o dükkanı yoktur. Başka şubemiz yoktur. Israrla isteyiniz. Şimdi daha demin Ege dedi hani, alkolikliği sana yakıştırdı galiba. Şimdi radyoda sizi dinleyip de kafasında böyle de birer imaj oluşturuyor insanlar. Yüz yüze karşılaşınca yaşadıkları... Ya biraz ona ben artık inanmıyorum. 15 senedir yapıyoruz yani. İlla bir yerde karşılaşmışız. Ankara bit kadar yer ya. Yani. Hala şaşıran ya. Senin hala kilo verdiğine şaşıranlar var. Seni hala kısa boylu zanneden dinleyicilerimiz var Fahir mesela. Beni daha küçük kafalı zanneden dinleyicilerimiz var. Ya diyorum bu böyle yani. İkinci nesil öğrendi artık bu kafanın bu kadar büyük olduğunu. Yani Ege'yi... Ya biz şey diye bahsediyorduk programda. Peynir tenekesi büyüklüğündeki kafasıyla Oktay Demirci diye geçiyor. Evet. Kulaklık kırılıyor ya. Öyle bir ergonomide kulaklık yapamıyorlar yani henüz. Radyoculuk dünyasında. Artık yapıyor. Son iki yani son iki senedir falan flexible şeyler kullanıyoruz. Hoş. Flexible demekten o kadar mutlu oldu ki Fahir. Az önce de hiçbiriniz fark etmediniz ama... Editorial derken aynı mutluluğu yaşamıştı. Ya abi ben düz lise mezunuyum. Bunu kabul etmek lazım. Ve yıllarca hep böyle konuşmak istedim ve içimde ukde kaldı. Yani hazır yerini bulmuşken. Ya mesela Anadolu Lisesi falan. Oktay da süper lise. Şey diyeceğim. Bu kaybedenler kulübüyle benzetme durumları da var. Aynısını bizim teklif geldi. Önce bize geldi. Şimdi yapılsa kim oynasın istersiniz kendinizi? Yerimize mi? Evet. Beni Neşet İşler oynasın. Sen kendin oynayabilirsin sonuçta. Ya ben kendim oynamayayım. Ben hakikaten hayatta gördüm en kötü yani oyuncu da denmez ya. Oyun kabiliyeti bizim hepimizin bir oyunculuk şeyi çok kötü. Yani kötü oyunculukta gerçekten birer marka halinde olduğumuzu iddia edebiliriz. Bir de bunu hani iyi yapmaya çalışan halde falan çok hani böyle normal şeylerde yapmaya çalışıyoruz. Doğal oyunculuk falan gibi. Ne diyorsun? Bizim oyunculukla ilgili en büyük şeyimiz gömlek götürüp Ya yıllarca bitti. Özür dilerim. Bak bunu söyleme. Oyuncular kovan bir anlatım ya. Ya biz yıllarca değil. Hep oyuncu olmak istedik. Bir şeylerde oynamak istedik. Ondan sonra hep ama hayatta yani bu kadar hep loser projelerde yani o kadar ezik ki. Ya şimdi bir proje oldu. Gittik. Böyle kıyafetlerimizi götürüyoruz işte. Bir de özeniyoruz tamam mı? Projede şey yok hani kılık kıyafet yok. Hani 50 sene önce Türk sineması nasılsa biz de öyle. Elimizde
kılık değiştireceğimiz gömleklerimiz. Bir de en güzellerinden seçmişiz. Ne oynayacağımızı bilmiyoruz. Elimizde askılarla gidiyoruz yani. İşte bir iki tane ne böyle. Ne oynayacağız? Yine okuruz herhalde. Üç cümle bir saat. Falan böyle. İşte ütülü gömleklerle gidiyoruz yani. Ötürü gömlekle asıyoruz onları. Sonra bekliyoruz. Mal gibi yanda duruyoruz falan filan. Sonra neyse bir proje daha oldu. Onda ben işte onda da bir sapık gibi bir herif oynadım. Gene böyle bir kızlara kontör karşılığı falan falan filan. Yani kontör karşılığı falan filan değil de işte hani kızlara şey yapacağız. İşte zengin. Hayır, soru şeydi Fahir. Kim oynasın seni? Ha benim yerime. Ben de oyuncu. Şimdi ben oynamayayım. O doğru. Benim yerime de valla bilmiyorum yani siz daha iyi karar verirsiniz ama yani benzerlik anlamında bana bayağı benzeyen bir iki aktör var. Yani Kenan var. İmirzalıoğlu. Yani ondan sonra başka kim olabilir? Tekstici mi ya bir ikinciyi? Abi bir ikinciyi çıkaramadım zaten. Bu esnada zaman kazanıp bulurum diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum ya öyle bir şeyimiz yok aslında. Hani bize o film çıktığı zaman direkt şey diye geliyorlar. Ay keşke sizinkini yapsalardı. E yapmadılar. Vallahi çok üzüldük. Konu dağılmadan beni de Robert Pattinson oynayabilir rahatlıkla. Zaten çok benzetiyorlar. Oktay? Cevap vermen gerekiyor. Birisini oynat. Birisini oynatayım. Kimi bulabilirim ya? Yaşlılardan biri oynasın benim. Onu ben çıkışta söyleyeyim sana. Buradan Bestaçay'ı sorayım. Özlüyor musunuz Bestaçay'ı? Dizi mi? Ha dizi. Tamam ne bileyim böyle. Ne bileyim böyle şey olunca sanki hani böyle şey gibi. Aydal abi geliyor yani bizim dükkana. Sık sık görüşüyoruz da. Diziyi ben çok özlüyorum. Valla ben ne yalan söyleyeyim. Ben ikinci sezondan sonra izleyemedim. Ondan sonra. Yani zaten birinci sezonda oynadım. Benim için misyonum tamamlandı. Oynadıktan sonra bitti faiz. Benim için oynadıktan sonra. Ya bitmedi tabii ki de. Hep bir bölüm daha bekledim. İkinci sezonda da bir bölüm oynatırlar diye bekledim açıkçası. Gelmedi. Vallahi keşke biraz böyle şeyimiz olsaydı. Onun içinde yer alabilseydik. Çok istedik de. Kötü oyunculuğumuz buna maalesef engel oldu yani. Ama sen güzel dayak yedin galiba. Güzel dayak yedim. Benim oynadığım bölüm hakikaten bir şey bir bölümdü. Bilmiyorum yani. Birinci sezon 27. bölüm. Seni kim dövüyordu Fahir'e? Benim şey dövüyordu işte. Behzat Amir dövüyordu. Yani dövme dediğim zaten onun fix her şeyde bölümde böyle tokatlama şeyi vardı. Orada da güzel. Güzel orada güzel tokat yedim. Güzel şey yaptım. Yani. Hoşuma da sen gittim. Benim kardeşimsin diye gelseydi daha güzel olur. Valla yani keşke devam edebilseydik ama maalesef. Maalesef. Şimdi Ege'nin yeni besteleri var mı? Bak sana da soru geldi Ege. Yeni bestelerim yok. Teoman'da en güzel bestem kızım. Kızlarım pardon. İki tane bir kızım var. Best of albüm olarak. A ve B. Şey yazmış birisi. Modern Sabahlar jargonunu Facebook'taki grubumuzda toparlıyoruz gençler diye bir çağrı yapmış. Sağ olsunlar. Hakikaten teşekkür ederim. Çünkü bizim de unuttuğumuz bir sürü şey var. Ha bunu mu kullanıyorduk, onu mu yapıyorduk diye. Bizim için de güzel oluyor yani. Ne halt ettiğimizi böyle yıllara göre en azından şey yapmış oluyoruz, görmüş oluyoruz. Şimdi süreyi doldurduk aslında. Emeklilikten sonra ne yapmayı istiyorsunuz diye bir soru var. Bu kapanış sorumuz olsun isterseniz. Yani Oktay'ın bir mandıra fikri var. Ondan sonra ben mandıra açmak istiyorum. Her tarafım beyaz, yiyecek içeceklerden oluşan bir yer hayal ediyorum. Temiz temiz adamlar, temiz temiz kadınlar falan. Böyle bir şeyim var. Emeklilikten önce mi sonra bilmiyorum ne. Emeklilik dediğimizde ne? Radyodan emeklilikten bahsediyorsa. Çok bir şey yok da. Emeklilikten sonra Kafa Dengi iki arkadaş bulup onlarla yeni bir program yapmayı falan düşünüyorum. Bir radyo programı hoş. Fahir sen? Ha ben mi? Tamam. Datça mı? Valla ben Datça'da yazdığım olacak. Orada bizim güzel bir 3 dönüm arazimiz var. İnşallah bir butik otel orada inşallah öyle devam edeceğiz. Tamam dedi. Bu adam ne kadar güzel Munis. Ne saçmalıyorsunuz lan falan bile demiyor adam yani. Şimdi Hazar Bey arkadaşlara da döneyim. Onlara da bir söz hakkı verelim. Böyle soru sormak isteyen varsa onlar da sorsun. Yani hep internettekilere sordurduk. Mikrofonumuz var mı onlar için? Düşündünüz mü? Yok. Biz tekrar ederiz. Tamam biz tekrar ederiz buradan. Prodüksiyonda eksiklikler var. Var mı? Son olarak bize sormak istediğiniz bir şey var mı? Zaten 3 kişi var. Gözükmüyor herhalde oradan. O yüzden... Bayağı soru var. O zaman nasıl yapalım? Sırayla alalım. Bayağı soru var. Evet. Sırayla alalım soruları çünkü kime söz veriyoruz? O zaman yoklama listesinden seçelim. Madem şey istekli yok. Tamam. Yoksa? Demek ki çok yoksa iyi sorular sormuşsun. Bayağı yani Mehmet. Bu Mehmet diyorum ya.
Süper adamın adı Erdem, niye ben Mehmet'i, ha benim Mehmet tipi var. Mehmet Erdem. İyi, mikrofon yakın değil yani, çok şey olmadı. Ne zaman mikrofona konuşacağım ben şimdi. Tamam, o zaman ben kapanışı yapıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Erdem, biz de teşekkür ederiz. Vallahi çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Bugünlük de sonuna geldik 40 kişinin. Haftaya kimi alacağımızı Facebook ve Twitter sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Hafta içi duyuracağız. Bu yayının tekrarını da YouTube sayfamızdan çarşamba gibi falan tekrar izleyebilirsiniz. Buraya gelen herkese, internetten izleyen herkese çok teşekkürler.